Geçen bir story attım kanka, diyor ki ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin kendisiyim diyorum. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Karolga Cuma Nevzat'a. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir konuğumuz var. Nevzat Özgür, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim olsun. Zaten Nevzat'ı hepiniz tanıyorsunuz. Yıllardır o da benim gibi içerik üretiyor ve biz aslında çok zaten eski tanışıyoruz evet, seninle. Evet ya, bayağıdır tanışıyoruz. Grubumuz vardı WhatsApp'ta ve falan. O kadar zaman video çekmedik, evet, sonunda şimdi nasip oldu, güzel oldu. Şimdi nasip oldu ve Nevzat'ı FIFA 23'e ekledik. Futbolcu yapıyoruz Nevzat'ı. Zaten futbolculuk geçmişin kanka, zaten var zaten. Oynuyorduk aynen, zaten oynadık hep altyapılarda. Şurada burada amatörde de. Üniversiteyi tercih ettik, YouTube'u tercih ettik. Evet, sonra evet, değişti durumlar biraz. Nevzat Özkur üniversiteyi ve YouTube'u tercih etmeseydi. Etmeseydi. Ne olurdu bugün? Bunu YouTuber göreceğiz. YouTuber olmasaydı ne olurdu? Kötü olurdu ya bu arada, iyi ki oldu. Şimdi onu göreceğiz. Nevzat harbiden bu arada çok heyecanlandı videoyu çekmeden kanka, önce. Kanka ben seninle video çekmek için çok heyecanlandım ve şu an bu durumu da çok merak ediyorum. Bu durum çok heyecan verici. 17 yaşında Adana Demirspor'da başlıyorsun. Adana'yı evet istedin özellikle kanka, başlamak Adana'yı için. Kanka Adana'yı istedim şu yüzden. Şimdi ben Tarsus'ta oynuyordum. Tarsus İdman Yurdu'nda. Bilenler bilir altyapıdayken. Bizde Adana aynı ligdeydi o zaman. Şu an Süper Lig'e çıktılar ama aynı ligdeydi. İkinci ligde falan kanka biz Adana ile maç yapacağımızda çok heyecanlanırdık. Tamam mı? Aynı şu anki heyecanı yaşıyordum o zaman. Allah Allah. Aynen. Ve herkesin kafasında kanka Adana'da oynamak vardı. Adana'ya transfer olmak vardı ve Adana Demir maçlarına ayrı bir hazırlanırdık. Anladın mı? Herkes çok iyi hazırlanırdı ve herkes birbirine söyleyemezdi orada oynamak istediğini. Çünkü hem racona ters kanka hem de Tarsus, Adana, Mersin, Adana bir sıkıntı. Fener, Galatasaray gibi. Anladın mı? Oranın babası oydu yani. Aynen, babası oydu ve herkes orada oynamak isterdi ama kimse çok da dile getirmezdi. Bunu maçta performansını göstererek yapmak isterdi. Adana'ya transfer olduk sonunda diyelim. Öyle başlayalım. 17 yaşında kanka. Nevzat'ı canlı kanlı FIFA'ya ekledik. Evet. Adana Demirspor'a. Bir dakika lan, ben yüzümü yeni görüyorum. Evet, buradan Facemaker Bahri'ye selamlar. Oo. Linkini bırakıyorum, onu da siz de kendi yüzünüzü yaptırabilirsiniz. Aşırı iyi. Beğendin değil mi? İnanılmaz, çok iyi. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Bir de fotoğrafı da benzinlikle falan. Fotoğrafı çok hızlı çektik yapmaları aynen için. Ona rağmen çok iyi olmuş yani. Aynen, ben bayağı beğendim. Burun baksana. Lan kaşımdaki şeyi bile aynı yapmış. Şurada hafif bir şey evet, var. Evet, onu bile onu yapmış. Onu aynı yapmış lan. O zaman bak, sen bu arada potansiyellisin de, bayağı fazla potansiyelin var oyunda. Öyle mi? 17 yaşından başlıyorsun. Biz ufaktan bir simülasyona başlayalım bence. Tamam, bu sezonun sonuna bir gidelim. Sizden de beğeni bekliyoruz. Aynı zamanda Nevzat'ın kanalına da abone olmanızı bekliyoruz, abone değilseniz. Ki zaten abonesinizdir. Adamın milyon abonesi var. Teşekkürler kardeşim. Evet. Geçelim sezon sonunda. Geçen de mesela Adana Demir Genk maçına gittim kanka. Hı-hı. Adana Demir formasını giydim ve hayatımda ilk kez giydim. Kendimi garip hissettim mi? Mersinli arkadaşlar falan bir tık şey yaptı ama ülke puanıydı orada. Önemliydi o maç. Yani ülke puanı için gidip vlog falan çekmiştik Instagram'a. İlginç bir rekabet. Mersinli Adana rekabeti. Aynen aynen kanka. Ama ya Mersin bir ara Süper Lig'e de çıktı. Sonra hızlıca Mersin düştü falan. Değil mi aynen, bir ara? Aynen. Sonra hızlıca düştü falan. Adana kadar tutunamadı kanka. Mersin İdman Yurdu'nu hatırlıyorum ama hep gurme topçuları alıyorlardı. Aynen, aynen, aynen. Mert Nobre falan vardı. Aynen, aynen. Mersin İdman Yurdu'nu ben severdim küçükken. Aynen. Sonra düştü şimdi bir de Malisa Spor vardı değil mi? O da farklı. Bir de Malisa Spor vardı ya. Vestel Malisa Spor, aynen. O da düştü gitti. Biliyorum. Ulan be, eski takımlar geldi aklıma. Ben çok seviyorum ama biliyor musun yani. İkincilik, üçüncülük takımlarını falan. Evet. Semtimde varsa mutlaka maçına giderim. Hiç affetmem. Bir gün seninle yani Sarıyer Sakin Spor maçına kanka gidelim. Gidelim kanka. Evde gidelim, Sarıyer forması da var. Biz Sarıyer Spor muyuz? Harbi mi? Giyeriz formaya gideriz kanka. Şey yapalım onu. Bir spor okulunda hocam vardı, Lemi. O da eski Trabzonsporlu futbolcuymuş, evet. Lemi. O Sarıyer'e işte gidiyordum ben. Spor okulunda gidiyordum küçükken. Maçlarına falan gidiyorduk. Çok seviyorduk. Güzel kanka, ben seviyorum. Sarıyer Spor'a da selamlar. Mersin İdman Yurdu. Neydi kanka? Tarsus İdman Yurdu kanka. Tarsus İdman Yurdu da var. Mersin İdman Yurdu farklı var. Benim oynadığım aynen Tarsus'tu. Evet. Sezon sonuna gidiyoruz. Evet. Adana Demirspor son iki maçını puan kaybıyla geçirmiş. Sağlık olsun. Ama burada önemli olan şey, sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Senin ne yaptığına bakacağız. Önce bir Adana... Oh! Oğlum! Küme düştü. Alt lige düştük. Transfer yok mu? Transfer yok mu? Gitmemiz lazım. Yeni sezonda başka bir yere yollamamız lazım. Bu takım isimlerine takılmayın. Samsun'la Rize'ninki değişik. O yamayı ben bozmuşum biraz o yüzden. Evet. Nasıl düştü ya? Böyle de şanssız. Kanka beni oynattı mı hocam? Oha, 74 olmuşsun. 70'den
64'e çıkmışsın. Herhalde oynamışsın, bir bakalım. Gol sayılarında üstlerde var mısın? 5 gol. 5 gol. Temiz. Temiz kanka. Temiz yani. Takımda en çok 7 gol atan mı var? Hayır, 7 gol 2 asist var, sende 5 golsün. 5 gol. Gayet güzel, iyi. Daha ne yapacaksın kanka. 18 yaşındasın ya. Yani 18 yaşındasın. Daha ne yapacaksın? Takımı düşmüş, o sırada 5 tane gol atmışım. Bence gayet yeterli. Düşen takımdan belki de Süper Lig'den bir takıma gideceksin. Belki, bir şeyler olacak. Belki. Umarım iyi olur. Şimdi şöyle bir de Süper Lig'deki gol krallıklarına ufak bir bakalım. Oyuncu istatistikleri geldik. Gol kralı Saiz mi? Oo. 25 tane atmış. Icardi 21. Icardi 21. Oha. Oo. Asist kralında Icardi Fred. Fred 12 asist yapmış. Evet. Zaha 11. Ne oluyor ya? Oğlum Icardi atıyor ya. Burada da atıyor adam bak. Kalecide de 6 ay kalmış, o kadroları tam güncelleyemedik, kusura bakmayın. Birkaç gün öncenin kadrosu, bir hafta aynen, öncenin aynen, kadrosu. Bir hafta. O kadar da önemli değil ben zaten. Ben Fred'e biz... falan bile şaşırdım lan. Harbi mi? Biz zaten Nevzat'ın kariyerini yaptığımız için aslında kadrolar da öyle aman aman önemli değil. O zaman arkadaşlar yeni sezona geçiyoruz. Yeni sezonda 13,5 milyon euro değeri var Nevzat'ın ve orada yeni transfer tekliflerine bakacağız artık. Değerim çok iyi mi? Takın en, en değerlisi olabilir. Bakalım. Dorukhan var 8,5. En değerli sensin. En değerli benim, çok iyi. Evet, şimdi Nevzat'ı artık buradan transfer etmek istiyoruz. Ayrılmak istiyor çünkü alt ligde. Çünkü alt liglerde oynamak istemiyorum ve potansiyel de var. 74'lük bir adamsın, bir de 5 gol atmışsın Süper falan. Süper Lig'de yer bulurum. Süper Lig'den bir takımın seni alması lazım. Evet. Adana orası üzdü, kesin. Yapacak bir şey yok ama en azından para kazandıracaksın. Aynen, en az bir 15 milyon, 10 milyon kazandıracaksın Adana'ya. Aynen. Aha, Nice'den teklif var, 13 milyon. Süper Lig değil de Nice'den geldi. Ama bir bakalım mı kanka? Bir bekleyelim. Bir bekleyelim. Bekleyelim. Wolfsburg da teklif verdi. Süper Lig'de kalmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tamam, menajerim olarak sen bunu düşünüyorsan ne diyeyim ben, kanka? Wolfsburg da ama şimdi Wolfsburg yani, anladın ben mı? Ben seni yerli Wolfsburg'a götüreceğim. Bir şey diyeyim mi? Beni yerler şimdi orada. Yerler. Ya seni bir yerler. Daha 18 yaşındasın, evet. Küçüksün. 2 evet. Yıl bile fark ediyor bu yaşlarda. 20 yaşında falan oraya gitmen lazım. Öyle bir yere gitmen bence lazım. Bence de katılıyorum. Arkadaşlar biz şimdi Nevzat'ı Süper Lig'den çok uygun gördüğüm bir takıma götüreceğiz. Kariyerini orada devam edecek ve sürpriz. A few moments later. Şimdi arkadaşlar Konyaspor Nevzat'ı almak istiyor. Kanka, sürpriz takım buydu. Sürpriz takım bence 10 numara. Konya'yı biliyorum çünkü çok fazla maçına da gittim. Instagram'da şeylerimizi de yaptık, vloglarımızı da yaptık. O sahada kendimi görmek isterim. Değil mi? Bir de oturmuş bir Anadolu takımı. Yani evet, yıllardır evet, Süper Lig'de. Senin de oynaman gerekiyor Avrupa'yı burada. Avrupa'yı da zorlayacağını düşünüyorum ben. Evet. Ya bir de senin oynaman lazım. Ne olursa olsun. Şimdi kesinlikle. Wolfsburg'a gitseydin oynamayabilirdin. Maç eksiğin olabilirdi. Geçen sezon Adana'da forma bulamadın bazı evet, yerlerde. Evet, evet. Ona rağmen 5 gol attın. Oynasan ne olur onu görmek istiyorum. O yüzden. Aynen kanka. Şeye çok dikkat etmek lazım ya. Kariyer planlaması. Atıyorum ya Arda Güler gitti Real Madrid'e. Ne olacak ki? Belli değil. Tedirginlik, anladın mı? Biz risk alabiliriz bazen ama bir tık garanticiyim ben. Hayatta da öyleyim kanka. Aynen, biz seni garantiye aldık. Aynen, Konya'da evet. Kesin oynarsın. Bu sezondan sonra da artık Avrupa'ya mı gitmek istiyorsun? Nereye gitmek aynen, istiyorsun? Daha genciz bir de. Olur. Aynen. Daha genciz yani. Daha 20 yaşına gelmedi bu adam. 11 milyon euroya Konyaspor'a transfer oldun ve şimdi bakalım Konya'da ne yapacaksın? Konya takımında yeni sezon, yeni umutlar kardeşim. Takıma bir santrfor çeksek mi? Ne yapsak? Çekici de oynayabilir. Sen bu takımın santrfor rolünü de üstleneceksin. Bu takımı da küme düşürüp sonra da lanetli. Artık sevmediğim takımlara giderim kanka. Herkesi küme düşürmeye. Ramsey vardı. Ramsey her gol attığında biri ölüyordu. O muhabbeti biliyor musun? Evet, evet, evet. Sen de onun bir küme düşme versiyonu. Onun küme düşme versiyonu. Umarım öyle olmaz. Sezon sonuna gidiyoruz. Son 3 maç 3 galibiyet. Ama biz güzel. Baktık bazı maçlarda ufak sıkıntılar yaşadı takım. Ben ortalarda bitirdiğini düşünüyorum. Bence de düşmemiştir bu sefer. 9. Gayet iyi. En ortada ligin ortası. Güzel. Ben ne yapmışım? Benim performansım önemli. Galatasaray şampiyon bu arada. Senin performansına bakacağız. Kupada yarı final oynamışsınız kupada. Oynadın mı o maçlarda acaba? Oo, yarı finalin var. Hemen bir bakalım sen. Kupadaki gollerini de görebiliyoruz tek tek nerede ne yaptığını. 15 gol 3 asist bu sezon. 15 gol. Kupada kanka, bir golüm var. Sen santrafor yok dediğinde ben kafadan 15 gol geçirdim biliyor musun? Harbi misin? Dedim çünkü üstleneceğim onu da. Ligin ortasında da bitirsek bir 10-15 arası düşündüm yani. 77 overall'a yükselmişsin. Bunu da görmedim. İnanılmaz ya. Çok iyi. Ve sana 7 numarayı vermişler burada. 7 numara acaba oturacak mı? Her yerde 7 mi alacaksın bakalım? O, olabilir. Bir Ronaldo. Ronaldo gibi. Bir süü diye bir gol sevinci. Vallahi çok iyi ya. Takımın en verimli oyuncususun. Baktığımız zaman 25 milyon euro piyasa değerim var. Takımın en değerli oyuncusu da sensin. Kanka asistim kaçtı?
Kaç asistin? 3. 3 asist. Ya ben bir düşündüm Mesut Özil gibi bir olur muyum diye. Yok. Mesut Özil gibi yok. 7'yi de vermişler zaten. Sen asistçi olmadın pek yani şu ana kadar. Bir tık bencil bir futbolcu olacağım gibi görünüyor. Ama bu arada sana çalıştırabiliriz pas. İstediğin gibi hani sen diyorsan ki biraz asistlerim iyi olsun. Kanka asist çok aldı ya. 3 şimdi tabii takım arkadaşlarım şey yapmasın bana. Sıkıntı anlamadım. Çıkmasın değil mi? Yani alıp vuruyorum demesinler hep. NSS var ya NSS. Orada pas atmayınca şey yapıyorlardı ya. Şerefsiz bu falan diye düşürüyorlardı. Düşürüyorlar. Takımla reytingim değiyorsun. O zaman sana gelişmiş oyun kurucu çalıştıracağız. Birazcık pasın gelişsin. Atak pozisyonu falan nerede duracağını hani daha iyi bilsin olur oyuncu. Bu şekilde yapacağız. Yeni sezona geçiyoruz. Transfer tekliflerini de değerlendireceğiz. Çünkü bir sezonda %138 arttırmışsın piyasa değerini. Artık bir yere gitmen yani lazım yani. Gitmen lazım bence de kesinlikle. Konya'ya da kazandıralım. Aynen. Konya'da zaten 2 yıl sözleşmem var. Evet. Nereye gidersen git Konya'ya bir 25-30 milyon sallayacaklar. Bu arada kanka az önce Adana Demir düşünce de aklıma geldi. Ben Adana Demir'e çok iyi para kazandırdım giderken. Evet, bir bakalım mı? Onlar geri çıkmıştır diye düşünüyorum, o parayı mantıklı kullanmışlarsa, iyi futbolcular almışlarsa. Bakacağız şimdi, çok beni merak ettirdin yani, şu anda. Yani Adana geri çıkmıştır diye düşünüyorum çünkü bayağı para bıraktık. 11 milyon 12 milyon ne yaptılar oğlum bunlar? Ve şampiyona Adana Demir Spor dedim kanka, 12 milyonu kullansınlar. Evet yani ya. Bu lig için bir de o para, takım kurarsın o parayla yani. Çok iyi. 3. sezonumuza geçiyoruz. Nevzat'ı başka bir takıma yollayacağız. Tekliflere bakacağız. Hemen geçelim. Şimdi Nevzat'ı transfer listesine bir daha ekliyoruz. Zaten transfer listesindeymiş. Eklemişiz zaten. 4 büyüklerden biri de olabilir ya da Avrupa'nın orta sıra takımları da olabilir. Olabilir. Bakacağız yani gelen transferlere göre. Porto'dan teklif var. Var bir hayalim kardeşim. Var bir hayalim ama. Ne hayalin ne? Kanka Porto'nun hala beni 19 yaşında oynatabileceğini düşünmüyorum ben ya. Full de Fenerbahçe çıkıyor haberlerde. Vallahi ya. Vallahi yani niye çıkıyor ki acaba Fenerbahçe? Arkadaşlar biz şimdi ufak bir ayar yapıp geliyoruz. Ve Nevzat'ı alacak o takım Fenerbahçe olacak arkadaşlar. Var Fenerbahçe. Hayalimiz dedik. Fenerbahçeliliğimi bilir. Geçen bir story attım kanka. Diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin kendisiyim diyorum. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Konya'ya 28 milyon euro kazandıracağız. Fenerbahçe verir mi bana bunu? Vallahi. Fenerbahçe çok istiyorsa versin kardeşim. 19 yaşında. Ben oraya da kazandırırım. Bunu tahmin ediyorlarsa verirler. Bir de şöyle bir şey var. Zaten Türk kuralı da var. Hı-hı. 19 yaşında potansiyelli Türk bir oyuncusun. Daha ne yapacak Fener? Mis gibi. Hepsi senin için kapıştı bu arada. Ben menajer olarak konuştum hepsiyle. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş hepsi istedi. Ben dedim adam Fenerli. Çok iyi kanka. Adam Fenerli dedim. Orada şekli koydum yani. Ve Fenerbahçe'ye geldin. Şu anda kulüp binasından girdin. Hocayla tanışacaksın. İsmail Kartal geldi. Aa, İsmail hocam severim sizi. İsmail hoca biraz değişik ama olsun. Bak. Yüz vermedi ama genciz diye galiba. Antrenman yapıyorsun. Antrenmandasın. Dövmelerim de bu arada çok iyi. Değil mi? Dövmeler sağ de gelmiş. Sağ kolu da kaplatacağım yakında muhtemelen. Geleceği görerek yaptık. Aynen. Bayağı iyi oldu ha. Yakışmış değil mi? Yakışmış. Yapılır. Bence yap ya bu arada. Bakacağız ya. Evet. Şimdi B oldu. B şey demek, iyi transfer falan demek yani. Nice. Şimanski 82, büyük bir forma rekabeti var. İrfan Can oynuyor kanka kalede. Kalede İrfan Can Eribay'a Musso'yu almış Fener. Livakovic'i almadığı senaryoda Musso'yu almış. Fener iyi transfer yapmış ya. Correa Morera. Sağlam. Şimdi... Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu zaten. Ben Konya'da oynarken. Evet, şimdi bakalım sen Fener'i şampiyon yapabilecek misin? Hadi bu da önemli. Şimanski 15 haftada aynen sol kanat oluyormuş. Bak söylüyorum sana, Fener'i şampiyon yapmadan gitmeyeceğim bu takımdan. Harbi misin? Ben sana söylüyorum. Gitmem. Video sonuna kadar burada kalırmış. Videoda. Şöyle bir durum var. Şimanski seni bir dönem kesecek ilk 15 hafta. Hmm. Ligde seni kesebilir çünkü mevkisi merkez ofansif orta saha. Şimanski'ye baksana abi. Şimanski sıkıntılı. Aa. Ama biz de seni geliştirmeye çalışacağız. Bir ofansif orta sahada olması gereken şey. Geçen de vermiştik, yine vereceğiz. Aynen. Bu sezon full böyle çalışacaksın. Pasını geliştireceksin. Fenerbahçe'de de bunu öğrenmiş olacak. 14 numarayı vermişiz Nevzat'a. Fener onu vermiş. Değiştirelim yani mi? Yapacak bir şey yok. Değiştirebiliyor muyuz? Hocayla bir konuşalım kanka. Ya boş olan 10 boşmuş hocayla lan. Oha. Kanka onu bana boşsa düşünmüş olabilirler. 7 az geçen sezon giydim. 7 dolu. Ferdi de 7. Ferdi kardeşim tam anlaşırız seninle, sıkıntı yok. 20 Şimanski. Sana onu verebiliriz ya. Olur ya. Onu, olsun, onu sana düşünmüş olabilirler. Yani. Arda'ya da 10 vermişlerdi. Vermişlerdi. Arda Güler'e aynen. Sana da 10 veriyorlar. Seni de Arda'nın yerine koyuyorlar. Şimdi sezon sonuna gidiyoruz Fener'le. İlk maç Galatasaray. İlk maç Galatasaray. Ben bir de şeyi hesaplayacağım. Şimanski 1, 2, 3, 15 hafta ilerlememiz lazım. Acaba bir şey diyeceğim. Galatasaray maçında beni oynatmazsa. Beni oynatmazsa kanka sonradan buradan soksun oyunu. Şey yapalım mı? Gel onu beraber simüle edelim. Manuel oynatayım seni. Olur kanka. Yani sadece oynarım. Skor göreceğiz ama ben seni ilk 11'e yazacağım. Tamam olur.
Menajerin olarak İsmail Hoca'ya söylüyorum. Antrenmanda çift alalım kanka. Şimanski sola atıyoruz. Sol kanatta oynasın o. Tamam, solda oynasın. Galatasaray maçında seni koyacağız. İlk 11 çıkacaksın. Fenerbahçe genç yeteneğine güveniyor. Tete, Halil Dervişoğlu, Mitchell, Oliveira, Demirbay. Galatasaray bayağı bozulmuş ya. Niye öyle olmuş? Kanka şampiyon olduğu kadroyu satmıştır Galatasaray. 2-1 Nevzat. Gol. Gol be. Güzel. Kanka. Güzel. İşte çok bu. Çok mutlu ettin beni. İçime dolmuştu ama. İçime dolmuştu. İlk maçında sezona iyi başladık. İlk maçta gol. Asisti de belki sen yapmışsın. Onu da merak ettim. Bakacağım şimdi. Bakalım. Yok, asisti kim yapmış? Zayiç mi? Asistsiz bir golmüş Zayiç'inki. Seninki de öyle. Yani artık nasıl kendi olduysa. Kendi kendini çalım attım. Bir şeyler yaptım kanka. Zayiç de öyle yapmış. Almışsınır belki topu. Sezonumuzda biraz daha ilerleyeceğiz. Bir şey diyeceğim. Burası Türkiye. Haftaya oynatmayacak beni. Ben büyük sana yani. Peki aralığa bak, Kasım'a kadar kaç maçta ilk 11 çıkarsa ya da kaç maçta kaç oynarsa? Kaç maç var kanka mesela? 15 maç mı var aralığa kadar? Bakalım. Dur bir onu sayalım, öyle yapalım bu tahmini. Şu Kasım sonuna kadar 13 maçta kaç maçta oynarsın? 13 maçta sonradan girdiklerimle dahiliyle beraber kanka. 6 maçı var ya. 6 maçı. Az söyledin ya. Bence daha çok oynarsın. Oynar mıyım? Umarım verdin. Gol attık değil mi o kadar? Gol attın genç, 19 yaşındasın. Oynatması lazım. Berabere kaldık Ankara Gücü'yle. Kanka 6 maçta kendimi gösteririm. Yani onu o yüzden oynuyor dedim. 6 maçta ben kendimi gösterebileceğime inanıyorum. Aa, bir de ekstra konferans maçları var. Bakalım. Adana'yı yendik. Eski takımını yendin. Yapacak bir şey yok abi. Yani Fenerbahçe hiçbir şey önüne geçemez benim için. Ay bu arada full galibiyetler geliyor ha. Eylül ayı çok yani iyi geçti. Şampiyonluk gelir mi? Bu ay şey yok. Harbi Fener'le şampiyon olacak Nevzat. Avrupa'da da yendik. Full Avrupa'da gruplardan çıktık ben gene sana söyleyeyim. Gene yendik. Kanka iyi transferler yaptığı için bir de. Konya'yı da yendik geçen sene. Herkesi yeniyorum. Bu ne oğlum? Nazaret mi? Evet. Ha, bilmiyorum. Bana hep böyle oldu. Nazaret mi oğlum? Ama geç bile oldu biliyor musun? Hissettim, daha önceden. Hissettim orada. Malmö'ye bak ya. İki maçta da berabere kaldı bizde. Sorun gruplar değil. Gruplar değil mi o? Rövaç değil diyor aynen. Gruplar. İki kulvarda birden iyi gidiyor bence yine. Harbiden maşallah. Kasım'a kadar geldik. Biz niye Kasım'a geldik ya? Çünkü Şimanski'ye mevkisini verecektik. Sen kaç maçta oynamışsın? Ben bakacağım, çok merak ettim. 17 maç. 14 gol, 2 asist. Takımı taşıyor şu ana kadar. O 10 Avrupa'dakilerle beraber 17 maç. Oo, takımı taşıyor. Şimanski'ye de sol kanadını verdik. Demek ki sol kanatta oynatmış oyun Şimanski'yi harbiden. Seni ofansif orta sahaya koymuş. Evet, o da 18 maç. Sen mevkiyi buldu. İsmail Hoca düşünmüş bir şeyler. Bir maç düşünmüş. Ondan sonra demiş ki Nevzat'ı koyalım demiş. Gruplarda son maçı yenildik. Belki ikinci çıkış olabiliriz. 3 ay aradan sonra bir mağlubiyetli olsun be. Yani evet. Fenerbahçe hep güldürmez. Yani bilen bilir, hep güldürmez. Kanka. Son maçta burada grupta ikinci olduysak büyük bir Fenerbahçe anı yani bu arada. Bakalım. Uf, 43 puan. En yakın rakibimize 7 puan kaç fark atmışız. Kaç puan fark? 10 puan. 7 puan var. Galatasaray arkada. Beşiktaş da arkamızda. Galatasaray bozuldu dedik zaten. Bu sene Fener Beşiktaş arasında geçecek. Kadroyu bozmuş. Oo, 1 puanla birinci çıkıyoruz gruptan. Öneleme oynamayacağız hiç. Direkt son 16'lara kaldık. Burada bence artık takım madem iyi gidiyor bir takviye yapmamız lazım. Bir stoper almamız lazım. Türk bir stoper. Merih Demiral çekmez miyiz be? Çekilir, Fenerbahçe'ye yakışır. Mesela İsmail Yüksek'i versek. Üstüne 10 milyon desek. İsmail. Merih'i alamayacağız. Merih çok pahalı. Diyeceğim de yok. Merih dışında birini alacağız. Artık La Liga'da oynamak istemiyor. Ülkeye dönmek istiyor. Çağlar Söyüncü'yü. Paramız yetiyor mu? Yettireceğiz. Suyunu sıka sıka yettireceğiz. Yani mesela ne yapacağız biliyor musun? Gustavo Henrique artı. Hocam. 9. Bir sezon dişini sık. Tamam, ben sana kazandıracağım zaten giderken. 8. Şu anda büyük pazarlıklar var. Of, çok istiyorlar. O zaman İsmail Yüksek'i vereceğim. İsmail Yüksek kusura bakma. Kanatlarda kim var? 7 milyon diyelim. Zamana ihtiyacımız var dedi. Diego Simeone. Emre Demir'i verelim. Zaten senin arkanda oynuyor ya. Allah Allah. Ya bunu aslında kabul edebiliriz ama maaş yetmeyecek. Maaşına para kalmayacak. Maaş o yüzden. Yetmez. O kadar da sıkmayalım işimizi. Aynen, yani burada birine vermemiz lazım. Sevgili Simeone. Emir Ortakaya'yı kabul ettiler. Ulan o kadar ismi kabul etmediniz. Emir Ortakaya'yı kabul ettiniz ha. Potansiyelli diye midir nedir anlamı? Bir şey görmüştür Simeone onda. Takıma abilerinden birini getirdi. Çağlar abim geldi. Çağlar abim hoş geldin. Çok güzel bir transfer oldu. Güzel oldu, temiz oldu. Emir de orada kendini geliştirmeye bakacak Atletico'da. 80 oğlum olmuşsun. Ama Ferdi'yi kovalıyorum. Ben 79'un Ferdi 80, ben 80'ın Ferdi 81 kanka. Kovalıyorum Ferdi'yle yani. Bir yarış var değil mi abi, arada? Abi bir yarışıyorum arada. Çok da mevkiyle de alakası yok ama. O zaman şöyle bir gençler arasında olur ya hep yarış kanka. Evet böyle. Evet. Beraber takılırsın ama kim daha iyi yaparsın sürekli. Ben şuraya gideceğim, sen buraya gideceksin. Transfer muhabbeti olur ya sürekli.
sezon sonuna doğru, bu arada bak bu sezon şampiyonsun. Şampiyon olup galiba bir Avrupa'ya gideceksin gibi geliyor bana. Diyebiliriz. Trabzon'a yenildik ya. Trabzon'a yenildik ya. Olsun abi, olsun. Nazar nazar. Ne bu Trabzon'dan çektiğimiz ya. Galatasaray maçı. Galatasaray maçı. O da araya nazar. Kupada intikam alındı. Kupada intikam alındı abi. Sen çok gol attın ha bu arada. Ocak'ta baktığımızda 14 goldü. Bu gidişte 28'i falan geçeceksin. 28'i falan bulur. Konferans ligi de devam ediyor. Icardi gitmiş mi Galatasaray'dan? Icardi gitmiş herhalde. Tek rakibim oydu artık. Tek rakibin oydu ha. O da yok artık. Oğlum ligde ne oldu? Vallahi bize fena çaktı adam orada. Puan farkı vardı ya. 7 puan. Her maçında kazanacak değil ya Beşiktaş falan da yani. O da bizim gibi bir takım sonuçta. Bu arada başladı yine seri galibiyetler. Nisan ayı geldi. Seri galibiyetler başladı. Aman 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 haydi. İç sağ. Yapma. O da elendik kesin. Ice geldi. Oğlum finale kaldık şeyde konferans liginde. Oha onu biz oynatalım. Onu oynayalım. Onu maçı oynamak ister misin? Olur. Çok iyi olur. Değil mi? Maçı oyla yani. UEFA finali. Kanka ben çok şaşırdım ya takımın konferans ligi finaline kalmasına. Şimdi karşı tarafta Coutinho, Milinkovic, Savic, Douglas Luiz. Bu nasıl takım lan? Kaleci Martinez yedim seni. Kaptanları Oo, Martinez yedim seni. İlginç bir takım. İlk 11 başlıyor Nevzat. Nevzat'a büyük bir sürpriz. Oo. Bu maça kaptan olarak çıkıyor. Oo. Kanka vallahi hak ettim. Ben sana evet, bence de hak ettin. Bu kadar golden sonra hak ettim. O zaman buyur. Bu arada bizi de arıyorlar. Arkadaşlar bizim de full çekimlerimiz var bugün. Olabilir. Videoyu kısa bitirirsek kusura olabilir, bakmayın. Videoda böyle şeyler. Yani Sametlerle, Emirlerle full çekimlerimiz var sahada. Böyle video çekmek de son anda aklımıza geldi. Hemen hızlıca şey yaptık. Setup'ı kurduk. Bakalım ne olacak kanka. Şöyle geç istersen. Geçeyim. Ben bu görüntüyü çok seviyorum ama biliyor musun? Güzel. Gaza getiriyor beni. Karografi var Nevzat'a. Bir dakika. Heyecandan kol çıktı. Oha. Kanka çok duygulandım. Yuh be. Ya buraya muhtemelen benim gollerim de geldi kanka. Kaptan olarak da kalecinin önünde çıktım sahaya. Oha. Valla inanılmaz bir sezon. İnanılmaz bir oyuncu. Nevzat Özgür bu sezon hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e damgasını aynen, vurdu tabii diyebiliriz. İçin buraları. Geç istersen fark etmez. Haydi bakalım maç başlıyor. Bir tarafta Aston Villa. Şeyle mi oynuyorsun? Neyle? Aynen R2 ile koşuyorsun. Aston Villa bakalım ne yapacak. Güzel müdahale. Temiz. Mert Müller'e orada müdahale var. Alex Moreno. Şimdi kurtuluyor. Alex Moreno. Mert Müller. Oy Watkins neler oluyor? Hayır. Kanka çok erken gol. Denk hayır. Yere mi? Denk 5. Yedik golü. Yere mi? Yapma. Hemen gol attılar. Yapma. Kanka. Üzüldük şu anda. Şurada gereksiz bir kaydı. Nevzat Özgür. Önüne doğru bir pas. Kaptan gelir Nevzat mi? Verdi. Güzel. Ceza alanı içinde kim var? Kore'ye. Çıkaramadı ceza alanına Kore'ye. Kanka o adamı geçip çalım artık dedim. Çok iyi olurdu var ya. Bomboş kalırdı orada Nevzat. Vay be. Şey de garip oluyor değil mi? Sen de Nevzat'sın ama oyundaki de Nevzat. Evet, evet. Bir de onun hakkında konuşuyoruz ya. Ben bu işi çok yaşıyorum. Ferdi. Ferdi. Ver kankam. Şumanski aradan güzel bir pas. Zayk. Nevzat kaçacak aradan. Arkada. Zayk yapma be. Gol atmamı istemiyor musunuz ya? Atacağız atacağız. Aha top tamam, bizde. Aa istersen de onu atalım. 4 milyon bayraklar. Çok güzel yapmışlar. Yamacılar yapmış bunu. Beni Avrupa çekimine de selamlar. Vallahi arkadaşlar. Vallahi numara olmuş. Böyle yani böyle ama böyle. Bütün tezahüratlar var. Finalde demek ki şeyler sakin gitmiş. Sakin ol. Bu nasıl müdahale? GFB gitmiş. Ha? Bu nasıl müdahale? Sakin ol. Evet yani. Biraz sinir ayağım bozucu yapıyorlar. Sinir bozucu müdahaleler var. Biz de sinir oluyoruz. Bekao kısa paslarla başlıyor Fenerbahçe. Verdi Fenerbahçe. Şimdi Şimanski. Sebastian Şimanski. Aradan görür mü? Aradan Kore'ye kaçtı. Kore'ye ceza alanı içinde kim var? Nevzat Özgür var. Dur! Griezmann! Griezmann! İşte bu gel. Kanka gel Nevzat işte Özgür var dedim ben attım i̇şte sandım. Bu. Olsun. Griezmann de. Çok durmadı mı kafayı? Çok güzel gol. Çok, çok güzel kafa. Çok güzel kafa. Bak izle. Bir tık attı mı? Orta. Kanka çok geriden güzel geldi. Gol, çok güzel gol. Çok güzel. Nevzat niye orada değilsin ya? Uçan Portekizli. Güzel. Uçan Portekizli oldu Crespo. Baksana. Direkt gibi. Aman. Gole aman. Yere mi attı ile? Cevap geldi ya. Yani 2 dakika rahat maç izleyelim dedik değil mi? Fenerbahçe klasik ya. 2 dakika beraberlikle götürürüz maçı biraz dedim. Üzüldük ama bir tane daha gol gelecek ben inanıyorum. Zayt nasıl basıyor be?
Şimdi Levzat da boşa çıkacak orada. Levzat da boşa çıkacak. Levzat! Lan oldu! Heyecanlandı Levzat. Çok heyecanlandı. Oğlum! Çok niye koymadı orada? Uzun pas verdik adama ya. Nasıl olamazdı? Yanlışlıkla ya, kafa karıştı yanlış değil mi? Yanlış. Ulan ya. Dur halledeceğim. Çok komik oldu. Valla halledeceğim bir dakika. Watkins geliyor. Watkins. Ceza alanına girdi Watkins. Watkins baktı, çıkardı. Douglas Luiz, kaleci Musso. Evzat, şimdi Crespo. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ben bu arada bir şey göstermek istiyorum sana. Yüzünü yaptık. Maçında da şeyi görelim istiyorum. Nevzat Özkur çok karşınızda. İyi. Çok iyi. Bakalım şöyle biraz daha açalım. Arada skor tabelasına bakınca kaçlar çatılıyor görüyorsun. Değil mi? Burada yani da takım arkadaşına bir şey diyorsun herhalde. Ya kardeş. Niye kaçmıyorsun araya diyorum. Aa, bak, güzel, bak. Güzel. Eyvallah. Güzel. Benim sürekli hayat içindeki hareketim, bravo. Fenerbahçe'ye aldım marşı, duydum marşı kanka. Harbi misin? Duydum marşı. Geldi Levzat. Levzat baktı, Levzat girdi. Uzak Levzat! Köşe, kaleci. Kanka, ulan kaleci. Ulan ya, çok iyiydi. Güzel bir buz orta. Buz, kafa. Yapma, güzeldi. Şampiyonluk için. Uy, manyak müdahale. Cezalanın içinde niye kaydım? Manyak müdahale geldi. Çağlar sende. 4 kişi birden bastı. Mihal Zahic. Hızlı çık. Mihal Zahic. Levzat da kaçıyor. Güzel. İrfan. Çok güzel pas Levzat. Levzat ceza alanına baktı. Çevirdi. Yapma sisli. Gol! İşte bu. Dönecek dedi. Levzat asist yaptı. Asist yaptım kanka. Bir golle 3-2 yapayım mı? Oy, gelir bir golle 3-2. Çok güzel olur şu anda. Tekrarını izleyelim bak. Nevzat aldı, ceza alanı içinde çevirdi arkadaşına. Korea geliyor, tek de bitirdi. Geliyor dedim ben. Vay be. Bir asist. O pasları boşuna çalışmadık kardeşim. Nevzat döndü gidiyor sağdan. İrfancan Kahveci kaçtı. İrfancan Kahveci ceza alanına girdi. Nevzat Özgür içeride. Nevzat Özgür. Miguel Crespo. Şimdi Crespo sağda, İrfan var. Sakin İrfancan Kahveci. Açtı Nevzat. Kalecinin üzerine. Çok iyi değil he. Ya İrfan bir tık sert atsa kanka, o çarpar bana girerdi ya. Suç İrfan'da kanka, bana kızma ya. Çok lan iyiydi. Ne oluyor? Aman diyeyim. Çok iyiydi, devam. Son müdahale Levzat. Levzat gidiyor şimdi kendisi. Levzat verdi İrfan Can Kahveci. İrfan geçti. Bitirdin verdi pasını. İrfan, çok kötü pas verdi İrfan Can. İrfan Can çok kötü pas verdi. Hoca. Uzatmalardayız. Vay be. Ulan ya. Getireceğiz bu kupayı ki. Güzel girdi. Şimdi aradan bir pas. Offside yok gibi gördüm ben. Correa, Levzat. Nevzat vurdurtmadılar. Nevzat'a vurdurtmadılar orada. Ya bir şey diyeceğim. Çok mu pas çalıştık? Biraz da şut mu çalışsaydık sence? Ama önün açık hiç pozisyon gelmedi ya. O da biraz şanssızdı. Güzel paslaşmalar. Oo. Ah be. Boubacar Kamara son anda girdi. İçeride kimse yoktu. Ben ağzımdan evet, hızlı çıkamadık. İlk uzatma yarısı da bitti. Kanka, dakikalar tükeniyor, penaltıya ya. Gidiliyor yavaş. Bilecek herhalde, bak ben. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi bu arada, harbiden. Böyle oynaması zevkli değil mi? Zevkli, çok zevkli. Geliyor. Uzak köşe! Gol! İki asist! İşte bu! Abi uzatmalarda gelen gol. Ben dikkat edemedim, Nevzat mı yaptı? Kanka, ben de gördüm. Ben yaptım asisti. Oy, çok iyi. Bir izleyelim, taraftarlar çıldırılıyor. Çıldırıyor taraftarlar. Rakipler yıkıldı. Ben verdim sana. Vay be. Güzel gördüm. Correa da lev vurmuş ha. Harbi çok iyi gol oldu. Çok güzel oldu. Gol çok mutlu etti. Correa. Hani şu an bitmiyor maç. Şu an hakeme söyleyemiyorum. Son 10 dakika var normal sürede. Kanka bak şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Defansif. Kaykay ayağa kaykay. Falya. Kır ayakları. Falya. Hoca ne biri hoca, hiç oyun durmadı ki. Hocam bitir onların yarısı bitti. Bitti. Değil mi? Bitti. Kupa sayıp ve kaptan kupa. Levzat olduğu için Levzat kaldıracak kupa bizim. Kupa bizim kanka. Şimdi kaptan sensin ya, direkt sen kaldıracaksın. Sana bir şey diyeyim mi? Hayalimi gerçekleştirdim. Bunun üstüne daha hiçbir şey beni tatmin edemez kanka. Var mı ben misin? Onu söyleyeyim, hiçbir şey tatmin edemez. Kırmızı olmuş. Ulan gerçekten de böyle kızarıyorum. Sana yemin ederim. Bak kızarmışım. Adam kızarmış. Terledim, yoruldum ya. Şuralar kanka benim direkt gidiyor. Evet, sen beyaz terlisin ya bir de o, evet. Vallahi kızardım diyor. Vay be. Bir dakika. Abi inanılmaz ya.
Ay taraftarlar niye inmiyordur kupayı kaldıralım. Evet taraftar inmiyor bir de. Keşke İngiltere'de böyle başta olsa ama maalesef inmiyor. Şimdi kupayı seni kaptan yaptık. Zayt o yüzden ya, sen kaldıracaksın. Ferdi Merdi. Konferans ligi. Oğlum konferans kupası. Ülkeye geldi. Lan harbi kızarmış. Aynı ben delireceğim kendimi gördükçe. Baksana harbi de kızarmış. Geliyor aldı. Şampiyon. Olay be. Yerimde duramıyorum fark ettin mi? Harbiden öyle. Bunun üstüne bir de bence Süper Ligi de almışsındır. Alırız. Onu böyle bitiririz bence. İnanılmaz bir sezon. Nevzat Özgür hayallerini yaşadı. Respekt kanka. Zaten bu da arkadaşlar bizim videodaki son sezonumuz olur. Çünkü öyle bir sezon yaşadık ki. Daha bunun üstüne yani hani neye heyecanlanacağız, neye sevineceğiz bilmiyoruz. Bir de ekstra olarak Sametler, Emirler bizi 10 kere aradı. Aynen. Kaçak video çekiyoruz. O videoya gideceğiz. Sağ falan ayarladık sizler için. Onu da yapacağız. Nevzat'ın kariyerinin devamını silmeyeceğim. Burada kalacak ve kısa video olarak YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'tan aynen bir hafta sonra show paylaşacağım. Show Reels falan onlara aynen ayarla kanka. Ben devamını merak aynen ediyorum. Sen. Ama bunun üstüne de hani neye bu kadar sevineceğimi kestiremiyorum kanka. Hani Şampiyonlar Ligi şampiyonu ne olur ne olur onları bile ver. Artık gör belki Ballon d'Or mu alır. Hani ya gidip elin takımına Şampiyonlar Ligi kazandırmaktansa Fenerbahçe'ye anladın mı? Ayrı bir video oldu senin için bak gerçekten ayrı bir video çok oldu. Büyük. Adana Demirler, Konya Sporlar, Fenerbahçeliler. Bilenler bilir arkadaşlar bu takımlara olan duygularımı. Bilenler bilir. Ayrı hepsinin güzel maçına oldu da ya gittik. Oo! Bırak kanka bırak. Zaten Avrupa Kupası'nı aldık. Olur böyle şeyler. Bırak kanka. Oha. Ne diyeyim kanka yani şimdi 10-13 puan fark varmış. Avrupa'ya önem verdi. Burayı yaşanmamış gibi sayıyoruz yani arkadaşlar. Avrupa'ya önem verdi. Galatasaray şey kötü dedik. Ne oldu ya bir anda? Bilmiyorum kanka. Neyse Konferans Ligi'ni biz aldık. Nevzat Konferans Ligi'ni takımına kazandırdı. İnanılmaz bir oyuncu. Bunu da sadece Fenerbahçe yaşardı kanka. Bu olayı sadece Fenerbahçe bir yaşardı. Konferans Ligi'ni kazanıp 1 puanla şampiyonluk kaptırma işini Fenerbahçe yaşardı harbiden. Gol krallığına bak, gol durumuna baktığımız zaman 20 gol 8 asist orta sahadan. Çok iyi. Ligde 18 gol atmışsın. 2 golle gol krallığı kaçmış. Asist krallığında maalesef yoksun. 8 asist nerede? Ama 8 asist tüm sezonda yapmıştın. Hmm. Ligde yoksun o yüzden. Gol yenmeyen maçta kalecimiz Musa 15. Konferans ligine bakalım orada ne yapmışsın? Bakalım kanka. Orası önemli. Orayı aldık çünkü. Oraya falan var. Asist de yoksun. Gol krallığında da. Bizim 20 golümüz oldu. Biz 20 golü nerede attık nerede ya? Nerede attık harbi ya? Niye gözükmüyor bu kadar? Ligde 18 gol 5 asist, Konferans Ligi'nde 2 gol 3 asist. 3 asistin ikisini de finalde yaptılar, kritik yerde yaptın. Taşıdık aynen finalde. Türkiye Kupası'nda da golü yok böyle 20 gol 8 asist. Güzel kanka. Bence gayet bence iyi ya. İyi. Daha 20 yaşında bir topçusun bir de öyle bir şey var. Konferans Ligi Kupası beni mutlu etti kanka. Bak şöyle dediğin şeyi de göstereyim. Bütün özelliklerini görüyorsunuz Nevzat'ın. Buradan devam edeceğiz. Evet buyur kanka bir şey dedin. Kanka yani dediğim gibi çok mutlu etti bu Konferans Ligi olayı. Onun dışında bu video da ayrı mutlu etti. Eyvallah çünkü kanka. Yani resmen hayalini yaşıyorsun burada. Basa başında da olsa bunu yaşamış oluyorsun. İstediğin takımdan başladın, istediğin takıma gittin. Şampiyon oldun, kupa kaldırdın. Fenerbahçe'nin kaptanı oldun. Güzel oldu ve eğlendiysen. Güzel zaten seninle bayağıdır tanışıyoruz. İyi aynen ki artık bir video çekebildik. Daha devamı da gelsin. Aynen devamı da abi. O videolar ne zaman yayınlanır ne olur bilmiyorum ama çok güzel videolar aynen çekiyoruz. Hala Sahara çekmeye devam ediyoruz. Hepsi yapıyoruz gelecek ya da gelmiştir. Hepsini takip etmeyi unutmayın. Nevzat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.